Merhaba, İstek Okulları Ortaokul Matematik Koordinatörü Özer Karakaş. Sınava son bir hafta kala, matematik dersindeki başarımızı nasıl arttırabiliriz, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle hepiniz çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiniz. Hem siz, hem aileniz, hem öğretmenleriniz büyük çabalar sarf ettiniz. Dolayısıyla şu anda hepiniz sınava hazırsınız. Girmiş olduğunuz deneme sınavları, çözmüş olduğunuz kaynaklar, milli eğitimin örnek soruları, çalışma fasikülleri gibi birçok soru tipini çözdünüz. Dolayısıyla sınavda da bu soru tiplerine paralel sorular karşınıza çıkacağı için zorlanacağınızı düşünmüyorum. Siz de sınava hazır olduğunuzu bilerek girmelisiniz. Sınava başladığınızda uzun metinli sorular ilk etapta gözünüzü korkutabilir. Oysa ki bu sorular kısa bilgiler içerdiği için, sorunun çözümünde size yardımcı olacak ipuçları içerdiği için aslında çözümü daha kolay olan sorulardır. Burada en önemli nokta, bu soruyu okurken birinci seferde tam olarak anlamanız gerekmekte. İkinci, üçüncü sefer okuduğunuzda gözden kaçırdığınız detayları tekrardan gözden kaçırmanız da olası bir durumdur. Sınavlar dediğim gibi bundan önceki çözmüş olduğunuz sorulardan, milli eğitimin örnek sorularından, geçmiş yılların sınavlarından çok farklı olmayacağı için heyecanlanmanızı, korkmanızı gerektirecek de bir durum yok. Bunun yanında şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmalarda eksik olduğunuz konuları en iyi siz bilirsiniz. Bu konulara yönelik kısa tekrarlar yapmanız sınav esnasında o konuyla ilgili soruları çözmenizde de size yardımcı olacaktır. Uzun metinli sorulardan dediğim gibi korkmayın. Bilgisi, formülü, kısa ipuçları size yol gösterecektir. Bunları mutlaka dikkatlice okumalısınız. Şekilli soruları çözerken önce şeklin içerisinde sorunun ne sorduğunu anlamaya çalışmak biraz zaman kaybına neden olabilir. O nedenle şekli anlamlandırmak adına önce soruyu okuyup ardından şekille olan bağlantısını kurmanız size biraz daha zaman kazandıracaktır. Özellikle son haftayı deneme sınavları çözerek hala çözmediyseniz 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait sınavları çözerek geçirmeniz sınavda bütün soruları doğru yapmanız için size yardımcı olacaktır. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz istediğiniz başarıyı elde edersiniz. Bütün soruları doğru yaparsınız.